Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Takipçilerimiz muhtemelen biliyordur ama hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz ay bizim gittiğimiz MWC fuarında İspanya'da gördüğümüz ve kısa süre olsa da kullandığımız Samsung Galaxy A50 test merkezimize geldi. Samsung sağ olsun bize kutulu, hemen şurada da görüyorsunuz, sıfır kutulu ürün gönderdiği için biz her zaman yaptığımız gibi bir kutu açılımı yapıyoruz. Hem kutulu açacağım ben size bu videoda, hem de telefonun genel özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle kenardaki şeyi tırnağımla şöyle bir açmaya çalışayım. Gerçi tırnaklarımızı da yeni kestim ama şöyle biraz şuradan zorlayalım, bakalım nasıl olacak. Bu arada bu etiket birazcık şey çıktı, zorlu çıktı. Kameramanım sevgili Ünsal'dan şöyle bir anahtar aldım. Biraz kastıra kastıra. Şöyle kenara koyalım. Şimdi kutuyu açıyoruz. Hemen açarken bir taraftan da teknik özelliklerden biraz bahsedeyim. Samsung Galaxy A50 orta seviye diyebileceğimiz özelliklere sahip ama üst seviyenin de fonksiyonlarını barındıran bir telefon. Şöyle bakalım. Bir etiketi şeyle geliyor üzerinde. Sticker'la geliyor. Sticker'da Infinity U Display diyor. Yani U ekran. Nereden geliyor bu arada onu da söyleyelim. U şeklinde bir çentiği var. Samsung böyle çentiye göre isim veriyor. Mesela M serisinde de V display diyor. Infinity V diyor. Burada U demiş. Üçlü kameramız var. Bir de ekrandan parmak izi okuma teknolojisi var ki bu çok fazla telefonda bulunmuyor bu arada. Biliyorsunuz A serisi markanın uygun fiyatla, nispeten uygun fiyatla orta seviye telefonlarının bulunduğu bir seri. Şöyle sticker'ımızı şuradan biraz etiketimizi sökelim. Şunu da şöyle içine kaldıralım. Telefonumuz burada. 6.4 inçlik dedik, 1080x 2340 piksellik bir telefon var. Karşımızda 19.5'a 9 ekran oranımız var. Şu an telefonu açıyoruz, ekranda görüyorsunuz. %84.9 ekran gövde oranı olduğunu da söyleyelim. Fena bir oran değil bu arada. Infinity U ekran olduğunu söyledik. Exynos'un 9610 işlemcimiz var. Bu işlemci 8 çekirdekli. 4 tanesi 2.3 GHz'inde çalışıyor. Cortex-A73. 4 tanesi de 1.6 GHz'inde çalışan Cortex-A53. Onu söylemiş olalım. Şimdi telefonun bir de RAM ve depolama tarafı var ama burada ilginç bir şey var. Onu söylemek istiyorum. Şimdi normalde telefonun açıklanan speklerinde 4 ve 6 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneği vardı. 64 ve 128 GB olmak üzere de iki farklı depolama seçeneği vardı. Tahmin ettiğiniz gibi 4 GB için 64 GB, 6 GB için de 128 GB diyor. Ama bu ürün enteresan bir şekilde hem 6 GB RAM'e sahip ama depolama olarak da 64 GB var. Samsung muhtemelen Türkiye için özel bir istisna yapmış. Şunları kabul edelim, bir taraftan devam edelim anlatmaya. 6 GB RAM dedik, 64 GB depolama olduğunu söyledik. MicroSD bellek kartı yuvamız var. Şuraları geçelim şimdi, burada atlayalım şimdilik. Devam diyelim. Bağlantıları yapmayalım. Diğer dedik, kabul ediyoruz. Şimdi değil diyoruz. Yine de atlasın mı? Evet, atlasın. Şimdi telefon açılmaya çalışıyor. Buradan geçiyoruz. Bu ayarları da geçtik. Her bir şeyi geç dedik. Son dedik. Şimdi telefonumuz açılıyor. Biraz da şimdi telefon açıldı, gördünüz. Evet, sesi de duydunuz. Infinity U Display dediğimiz bu alanda görüyorsunuz bir çentiğimiz var. Kameramız yine üst tarafta konumlandırılmış. Şık bir tasarım var bir kere. Ele oturan güzel bir telefon. Arka tarafa döndürecek olursak, arka tarafta üçlü kameramız var dedik. Şimdi bu kameraların özelliklerine bakalım isterseniz. Biraz daha yakından çekelim. 25 megapiksellik bir ana kameramız var. Bunun diyafram açıklığı 1.7. İkinci kameramız ise 8 megapiksel. Bunun diyafram açıklığı 2.2. Ki bu ultra geniş açı özelliğine sahip. Üçüncü kameramız ise 5 megapiksellik. F2.2, tahmin ettiğiniz gibi bu alan derinliği için kullanılıyor. Bu ana kameralar Full HD 30 FPS video çekmemizi sağlıyor. Bunu belirtmişim. 4K'da işte yok yani. Çok önemli mi? Olsa fena olmazdı ama bu üründe 4K bulunmuyor. Biraz daha ön tarafa çevireyim isterseniz. Biraz da ön kameradan bahsetmek isterim. Ön kamera tarafında karşımıza çıkan kameranın çözünürlüğü ise 25 megapiksel ve diyaframı da F2 olduğunu belirtmiş olalım. Bu ön kamerada Full HD video çekiyor. İşletim sistemi olarak karşımıza gelen işletim sistemimiz Android 9.0 işletim sistemi bulunuyor. Az önce söylemiştik, ekrandan parmak izi okuma özelliğimiz mevcut. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ABGN-AC desteği var. Bu arada hem 2.4 GHz hem de 5 GHz desteğinin olduğunu söyleyelim.
15 wattlık hızlı şarj özelliğimiz ve 4000 miliamperlik lityum polimer pilimizin olduğunu da belirtelim. Şöyle bir menülerde gezinelim isterseniz. Bakalım menülerimiz nasıl, ana menü nasıl. Samsung'un bu son dönemdeki karşımıza çıkan tasarım anlayışını yine burada görüyoruz zaten. Telefonun özelliklerine buradan bakabiliyoruz. İşte yazılım bilgileri, yasal bilgiler burada görülebiliyor. Yazılım bilgilerimiz burada. Android sürümümüz 9 olduğunu görüyorsunuz. One UI ile geliyor. Yani son dönemde Samsung'un arayüzü artık biliyorsunuz standart olarak One UI olmuştu. Onunla beraber geliyor. Kamera tarafına biraz bakalım isterseniz. Bakalım kamera nasıl. Kamerada bir görüyorsunuz geniş açımız var. Bir de normal açımız var. Zaten vardı bu. İşte canlı odağımız var. Yani alan derinliğini ayarlayabiliyoruz. Pro modumuz var. Pro modunu da görüyoruz. Burada birçok ayarı kendimiz yapabiliyoruz. Panorama modu var. Zaten standart bu biliyorsunuz. Birçok Samsung telefonda bulunan bir özellik. Video modumuz var. Ağır çekim var. Hiper geçiş modumuz var. Ön kameraya biraz bakalım isterseniz. Şu anda Ünsal'ı da görüyoruz. El sallıyor bize. Burada da canlı odak var. Yine yani alan derinliğini ayarlayabildiğimiz tarafımız var. Fotoğraf diyelim şöyle tekrar. Fena değil. Fena görünmüyor kamerası bu arada. Bir fotoğraf çekelim. Çekti mesela. Şöyle bakalım. İzin ver diyelim. Fena değil. Ayar emoji var. Biliyorsunuz Samsung'un. Şuradan açmaya çalışıyorum. Evet ayar emoji'yi açtık. İzin ver diyelim. İzin ver diyelim. Samsung'un telefonlarda olan bir özellikti bu. Emoji oluşturuyorsunuz. Yapalım bir tane. Şimdi bu arana bakın diyor. Şöyle yapalım. Evet fotoğrafımızı çekti. Biliyorsunuz biraz daha geliştirildi bu. Erkek olduğumuzu belirtelim. Sonraki diyelim. Şu anda uğraşıyor. Emojimizi oluşturuyor. Biraz daha iyi seviyeye getirilmiş. Biliyorsunuz daha önceki modellerde de vardı ama bu sefer bayağı bir iyileştirmişler gördüğüm kadarıyla. Daha gerçekçi hale gelmiş. Fena almamış bana ne kadar benzedi bilmiyorum ama. Biraz komik olmuş. Onu söyleyeyim ama daha gerçekçi. Yani daha animasyon karakterleri daha gerçekçi. Muhtemelen bir sonraki serilerde daha farklı olacak diyelim. İzin verelim şimdi buradan da. Şimdi emoji öğeleri oluşturuluyor. Bu oluştururken ben bir anlamda diğer şeylere bakayım. Şurada bir şarj cihazımız var. Samsung'un. Küçük de bir şarj cihazı bu arada. Çok da büyük değil yani. Fazla da bir yer kaplamıyor. Şöyle yan yüzünde USB çıkışını görüyorsunuz. Bunu bir kenara koyalım. Bunu da bitti diyelim. Bir adet şöyle kameramızı da kapatalım artık. Kamera işimiz bitti. Type-C bağlantımız var. Hemen alt kısımda görüyorsunuz bir Type-C yuvamız var. Şöyle biraz daha kaldırayım isterseniz. Type-C var ama çok şükür Samsung bence bunu terk etmedi. 3.5 mm, 3.5 mm kulaklık çıkışımız da var. Kablomuz da burada. Data kablomuz burada. Type-C kablomuz. Beraberinde bir de kulaklığımız var. Şöyle çıkartayım hatta kulaklığı da göstereyim. Çok kaliteli değil ama yani iş görecek 3.5 mm çıkışlı olan bir şöyle şunlardan da bir kurtulamadık. Evet şöyle göstermiş olayım. Şöyle standart kulaklığımızda şöyle tutayım ki daha rahat göresiniz. Üzerinde mikrofon girişi de olan bağlantısı da olan bir kulaklığımız burada mevcut. Dediğim gibi basit bir kulaklık. Çok teferruatlı bir şey değil. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Bu arada fark ettiğiniz üzere telefonun siyah rengi bize gönderildi. Farklı renk seçeneklerinde olduğu söylendi bize ama hani bize gönderilen versiyon böyle hem siyah ama arkası da biraz böyle lacivert gibi de biraz değişik bir renk. Yanar döner gibi de bakın şöyle çevireyim biraz ekranı. Bu tarzda bir renk olduğunu söyleyelim. Bir de kutuda ne var görüyorsunuz. Şurada hemen içini göstereyim. SIM kart çıkartmak için kullanılan iğnemiz de yine kutunun içine entegre edilmiş.
bir şekilde görüyorsunuz. Kutu içeriğimiz böyle. Samsung Galaxy A50'nin testlerimiz başladı bugün itibariyle. Hemen teste gelir gelmez biz de başlattık zaten. Samsung Galaxy A ile ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi bu videonun altında görmek istiyorum. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.